Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile beraberiz. Bugün kilo vermeyi konuşacağız. Tartıda kilomuzun düşmesi. Hemen başlayalım. Bunu 3'e ayırabiliriz. 3 farklı şekilde kilo tartıda düşebilir kabaca. Bunlardan birincisi yağ yakımı, hepimizin istediği tabii ki. Bir diğeri kas kaybı. Bunu sanırım istemiyoruz diye düşünüyorum. Ve diğeri de su. En önemsizinden başlayalım. En önemli ve istediğimize doğru gidelim. Su kaybı. Su kaybı, ödem atmak, ödem atıcılar, suluyum, su nasıl atabilirim? Bunlar oldukça merak edilen konular. Eğer sağlıklı bir kalp ve böbreğe sahipseniz, vücudunuz sizde zaten gerekli su dengesini oluşturacaktır. Burada yanıltan noktalardan birisi şu. Kaslar dokunun içinde, yani kas dokunun içinde su tutulabilirken, bu deride kilo olarak görünmezken, mesela kreatinin tuttuğu su da kasın içindedir. O yüzden oradaki su tutumu sizi rahat rahatsız etmezken, yağ doku dediğimiz dokuda ciddi bir şekilde su tutar ve bu deri altında durduğu için, deri altı derken hani kasın içinde durmadığı için sizi rahatsız edici bir görüntü olacaktır. Ama bu suyu kalıcı olarak atmanın tek yolu yağ yakımıdır. Yani o suyu geçici olarak attığınızda ne yapabilirsiniz? Belli bir süre tuzu azaltabilirsiniz, belli bir süre suyu az arttırabilirsiniz. Bazı bitkisel su atıcı ürünler var. Evet, haftada birkaç kilo, hatta 2-3 günde 4-5 kilo dahi verme ihtimaliniz var. Ama vücut buna tekrar adapte olduğunda işte anjiyotensin, ADH, aldosteron bu gibi hormonlar tekrar dengesini kurduktan sonra yine aynı suyu tutacaksınız. Eğer sağlıklı bir kalp ve böbreğe sahipseniz zaten su atma gibi bir derdiniz çok fazla olmamalı. Sadece belli başlı sindirimi bozan mesela ya da sizde alerji yapan bazı gıdalar olsun ya da farklı etkenler olsun sizde belki ekstra bir su tutumu yapabilir. Bunları azaltmak belki bu su tutumunun tek faydası olabilir. Mesela bazı insanlar buğdayı çok iyi sindiremezler ve aynı karbonhidrat miktarını buğdayla alsalar bile ertesi gün biraz sulu diye tabir ettiğimiz şekilde durabilir. Ama bunların hepsi geçicidir. Su atmayı çok fazla kafanıza takmayın. Aynı şekilde düşük karbonhidratlı diyetlerde bir miktar su tutumu normaldir. Bunlar gözlemlenecek şeylerdir ama yine alacağınız bitkisel takviyeler belirli bir süre su atsa da uzun vadede kalıcı bir etkisi olmayacaktır. Zaten su atma anlamıyla alınan şeyler genelde minerali de azaltacağı için antrenman performansınızı da düşürebilir. Çünkü bir miktar su tutmak da iyidir. Yani vücutta bir miktar fazla mineral olması da yüksek bir antrenman performansı, güç üretimi ve pump için de oldukça faydalıdır. Mesela vücut geliştirme yarışmalarının öncesinde işte son dönemde su iyice arttırılarak vücuttaki hormon dengesi şaşırtılmaya çalışılır. Burada ne olur? Vücut yeterince su geliyor diye su tutmayı sağlayan hormonları miktarlarını azaltır. Bunları azaltınca bir anda suyu azalttığınızda işte yarışmadan 1-2 gün önce, 1 gün önce o zaman vücut bu hormon dengesini çok çabuk sağlayamaz ve ekstradan su atmaya devam eder. Aslında yarışma öncesi su yüklemesinin de mantığı az çok budur. Ama bu geçici bir etkidir. Evet, yarışma günü 1-2 gün biraz daha kuru diye tabir edebileceğimiz formda olsanız bile bundan sonra vücut geriden gelerek biraz yine o aldosteron dengesini sağlayarak normal su dengesine ulaşacaktır. Bence su kaybı ve su atma konusu için oldukça yeterli. Genelde bunu çok kafaya takmanızı istemiyorum. Gelelim kas kaybı. Kas kaybını biz istemiyoruz ama özellikle yeni başlayanlar ve özellikle kadınlar kas kaybını çok fazla umursamıyorlar. Belli bir süredir yapanlar tabii ki kas yapmak için çalışıyor. Onu ayrı koyuyorum ama kas önemli değil. Tartıda kilom düşsün. Tartıda sadece kilom azalsın. Kasım gitsin, gitmesin hiç önemli değil. Benim için ben tartıda kilo düşüşünü görmek istiyorum şeklinde düşünen özellikle kadınlar çok fazla. Bu oldukça yanlış. Bunun iki tane sebebi var. Birincisi kas kaybı sizin postürünüzü, görüntünüzü çok etkileyecektir ve kilo verdiğinizde sadece ortaya sıkı olmayan, görsel olarak güzel olmayan ama tartıda sayısal olarak düşük bir form ortaya çıkacaktır. Yani burada amaç ben 45 kiloyum demek mi yoksa gerçekten iyi bir fiziğe sahip olup kilonun kaç olduğunu önemsememek mi? Sanırım ikincisi olmalı. O yüzden özellikle yeni başlayanlar kilo vermeme kısmına çok fazla takılmamalı. Spora yeni başladıysanız kaslarınız tutacağınız glikojen miktarı hızlıca artacaktır. Buna bağlı olarak su miktarı hızlıca artacaktır. Ama bu sizin istemediğiniz bir fiziğe evrilmenize sebep olmaz. Merak etmeyin. O yüzden tartıyı tabii ki takip edin. Kilo takibi diyetlerde çok önemli. Ama ana amacınız o tartıdaki sayının azalması olmasın. Bir diğer problem kas kaybettikçe metabolizmanız çok yavaşlayacak. Tiroid videosunda da anlatmıştım. T3 miktarınız azalacak. T3 dönüşümünüz azalacak. Bu da sizin oldukça az yiyebilmenize
neden olacak. Böylece halsiz hissedeceksiniz, iyi antrenman yapamayacaksınız, daha çok kas kaybedeceksiniz. Kas kaybı hiçbir şekilde istediğimiz bir şey değil. Yani sonuçta güzel bir fizik gördüğümüzde bunu görsel olarak değerlendiriyoruz değil mi? Güzel bir fizik diyoruz. Yani biri 45 kiloysa ya da 50 kiloysa ya da kaç kilo olmak istiyorsa o sayıyı öğrenip ona göre karar vermiyoruz. O yüzden kaslarınız her anlamda sizin için çok önemli. İleri yaşlarda muhtemelen değerini daha fazla anlayacaksınız. Ağırlık çalışın kısacası, sadece kardiyo yapmayın. Ve gelelim yağ kaybına. En çok istediğimiz, en problemli ve sıkıcı süreç. Gördüğünüz gibi kilo kaybı sadece yağ kaybı değil. Kilo kaybı için sadece kalori defisiti gerekmiyor. Başka şekillerde de tartıda kilonuzu düşürebilirsiniz ama yağ kaybı için gerçekten çaba sarf etmek lazım. Özellikle kasları korurken. Yağ kaybı için ilk ihtiyacınız olan şey kalori açığı. Bir şekilde bunu oluşturmanız lazım. Yani düşük insülin düzeyi değil, az yemek. Tabii ki bazı ufak tefek ekstra insülinle ilgili şeyler de olabilir ama lütfen kilo almayı ve yağlanmayı insüline bağlamayalım. Bununla ilgili daha detaylı bir video çekmiştim. Yani insülinin var olması sorun olsaydı o zaman insülini baskılardık bir şekilde ve insanlar kilo almazdı. Demek ki sorun bu değil, değil mi? İnsülini baskı, pankreaslarını çıkaralım o zaman insanların. İnsülin yükselmesi bir problem olmaz. İnsülin yükselmez, şeker komasına gireriz belki ya da şeker hastalarının insülini yok. O zaman şeker hastaları kilo almamalı. Gerçi almadıkları bir dönemde var ama genelde ne kadar obez olduklarını biliyorsunuz şeker hastalarının. Yani insülinden önce yediğiniz miktarı tartmanız lazım arkadaşlar. Tartacaksınız. Nasıl ki bir yere giderken saate bakıyorsunuz değil mi? Belli bir saatte çıkıyorsunuz, belli bir saatte gidiyorsunuz. Zamanı yönetiyorsunuz. Uyanma saatiniz var, uyuma saatiniz var. İyi bir fizik de istiyorsanız, dikkat çekici, güzel, ortalamanın çok üzerinde bir fizik istiyorsanız ağzınıza giren her şeyi tartmanız lazım. Tabii ki yarım yamalak göz kararı da yapabilirsiniz birçok şeyi. Ama tam verimi almak ve gerçekten ortalamanın üstünde olmak için yediğin miktarı bileceksin. Ya yıllar sonra tartmana belki gerek kalmayacak. Çünkü az çok onun dengesini kestirebilirsin ama yıllar sonra. Yani bu 2-3 haftada, 2-3 ayda olabilecek bir şey değil. Yani o yeteneği kazanamazsın. Mümkün değil. Özellikle bir yağ yakım sürecindeysen, yani formu korumak değil de formu korumak biraz daha kolaydır. Yağ yakımı sürecindeysen kalori hesabı çok önemli. Şimdi biraz kabaca hesap yapalım. Kabaca hesap yapınca yağ yemenin ne kadar saçma olduğunu göreceksiniz. 1 kilo yağ 9000 kalori yapıyor arkadaşlar. Aslında 7000 kalori falan yakmanız gerekiyor hemen hemen ama çünkü işte adipositlerin içinde su da var vesaire. Ama o çok ince hesaba girmeyelim. Kafa karışmasın. Yani 7 kalori yakarsanız 1 gram yağ vermiş oluyorsunuz. Şimdi gelelim kalori hesabını nasıl yapacağız? En önemli konu kafa yoran, zahmet isteyen konu. Arkadaşlar önce izokalorik miktar sizin için kaç bunu bulmanız lazım. 80 kilomuz belli bir kalori ye. Çok hesap önemli değil ama hesap örneğini de vereceğim. Bir hafta sonra kilon aynı mı? Tamam. O senin sabit kalorin. Ondan sonra bunu azaltmaya, düşürmeye başlayacağız. Diyelim ki 80 kilosun, 3000 kalori yiyorsun. Bir hafta sonra kilon aynı. Bir hafta sonra kilon yine aynı. 2 hafta sonra kilon yine aynı. Tamam, buldun. Bunu bulana kadar tabii biraz arttırıp azaltman gerekebilir. Çok normal ve bu kişiden kişiye çok değişebilir. İşte o yüzden hesap usulü çalışmaz arkadaşlar. Bir kişinin kas kütlesine göre, metabolizmasına göre, çalıştığı işe göre. Mesela çok uzun zamandır diyet yaparak 80 kiloya düşmüş birinin metabolizması belki 1500 kaloride onu sabit tutacak. Çok uzun süredir bulk yaparak 80 kiloya çıkmış birinin metabolizması belki ciddi anlamda çok hızlı olacak. O yüzden matematiksel olarak net kalorinizi hesaplamak çok zor. Tahmin edeceksiniz biraz. Diyette miydim, bulkta mıydım, kilo mu verdim, kilo mu aldım, bunlara göre değişecektir. Yani ben de programı yazarken direkt tabii ki belli bir hesabım var. Şimdi ondan da bahsedeceğim ama biraz da adamın durumuna bakıyorum yani. Diyorum ki 2 aydır ne yapıyor, 3 aydır ne yapıyor. İşte 3 aydır berbat besleniyorsa ve fazla yiyorsa metabolizması çok yavaş değildir muhtemelen. Yani ne kadar berbat olduğuna da bağlı. Ama yüksek kalori tüketiyorsa metabolizması iyidir. Yani işine göre, aktifliğine göre belli bir kalori tahmin ederek o kalori de başlatıyorum kişiyi. Siz de az çok kendiniz için tahmin edebilirsiniz. Tabii ki birkaç hafta yanılabilirsiniz. Yani bu tecrübeyle de alakalı bir şey. Gözlemle de alakalı bir şey. Ama problem değil. Bunu yapacaksınız ne olursa olsun. Sizi sabit tutan kaloriyi bilmeniz lazım. Yoksa rüzgar bir sağdan eser, bir soldan eser, hiçbir yere gidemezsiniz. Yani şöyle bir durup düşünün. Ya ben son bir senede, son 6 ayda ne kadar ilerledim ya da ne kadar değiştim diye bir düşünün. Hiç değişmediyseniz bir yerde bir problem var. Bugün onu değiştirmeye başlayın. Çok fazla yağ yemenin
Bir dönem böyle fıstık ezmesini falan aşırı reklam yapan birkaç soytarı vardı. Onları da destekleyen birkaç yine mankafa vardı garip bir şekilde. Popüler olmuştu kaşık kaşık fıstık ezmesi. Arkadaşlar kilo başı 1 gramdan fazla yağ yemenin hiçbir faydası yok. Ekstra hiçbir faydası yok. Özellikle hormonları da dışarıdan alıyorsanız zaten tamamen saçmalık. Ama hem karnınız doymadığı için hem yağsız beslenmek zor olduğu için hem de kolayınıza geldiği için yağ yemek istiyorsunuz. Bunu anlıyorum. Düşük yağlı beslenmek çok zor ve sıkıcıdır. Anlıyorum. O kadar disiplinli olmayabilirsiniz. Zorlanıyor olabilirsiniz. Yine de işte yağ da faydalıdır şeyin altında. Kilo başı 2 gram falan yağ tüketen insanlar. Şanslısınız. Şu açıdan şanslısınız. Bu berbat saçma beslenmeyi düzelttikten sonra kesinlikle yağ oranınız daha rahat düşecek. 80 kilo biri 80 gram yağ alabilir. Maksimum. Maksimum. Daha fazlasının hiçbir faydası yok. Yüksek yağlı diyetler antrenman yapan birisi için hiç makul değil. Yüksek karbonhidrat almak varken. Ne yapar? 720 kalori yapar 9'dan. Kilo başı 2,5 gram protein. Kilo başı 2,5 gram protein. Peki yağsız kas kütlesine göre mi yoksa genel kütleye göre mi direkt mi çarpıyoruz? Arkadaşlar yağsız kas kütlesiyle uğraşacak değiliz. Neden? Çünkü çok yağlıysan zaten düşük kalori alacaksın nispeten ve daha sert bir diyet yapacaksın. O zaman hesaba göre direkt kilonla çarpsan protein yüksek çıkacak ama yüksek almak senin için faydalı olacak. Yağ oranın düşükse muhtemelen daha fazla kalori alacaksın. Proteinin yüksek yağ oranlı birine göre daha düşük çıkacak ama sana da zaten bu yetecek. 80 kilo ister yağlı ol ister yağsız ol. 2-2,5 gram protein alacaksın. 2 ile çarparsan 160. Yağsızsan zaten 160 gram protein sana yeter. Çünkü karbonhidratın yüksek olacak muhtemelen. Yağlıysan da zaten fazla fazla protein al. Çünkü karbonhidratın düşük olacak muhtemelen. 5 kilo yağ var, 5 kilo yağ yok. 10 gram oradan protein değişti. Onlara kafa yorana kadar ekstra protein almak çok daha mantıklı. Biz 2,5'tan hesaplayalım. 200 gram protein yapar. O da 800 kalori yapar. Şimdi geri kalan karbonhidratı kilo başına göre çarpmıyoruz. O şekilde hesaplamayacağız. Ben öyle yapmıyorum en azından. Yoksa şöyle şöyle hesaplıyorum. Böyle böyle ama o öyle değil. Şu tam istediğini yapabilirsin. Bu benim yıllarca uygulattığım 10 senelik vücut geliştirme, 10 senelik araştırma tecrübelerim. İster yaparsın, ister yapmaz. Ne yaptı? 720 kalori, 800 kalori, 3000 kaloriden geriye ne kalıyor? 1480 gibi bir şey kalıyor. Bunu da karbonhidrata bölersek, 4'e bölersek 370 gram karbonhidrat gibi bir şey yapıyor yaklaşık. Bu bizi sabit tutan miktar. Bu bizi sabit tutuyor. 80 gram yağ, 200 protein, 370 karbonhidrat, 3000 kalori, 80 kilo da bizi sabit tutuyor. Sizi belki 2000 kalori de sabit tutacak. Belki 3500 de sabit tutacak. Bu bir 80 kilo insan örneği sadece. Kalori açığı oluşturmaya başlayalım. Önce diyette fazla yağınız varsa onu kesin arkadaşlar. Kilo başına 1'e kadar düşürün. Direkt yağ yakmaya başlayacaksınız. Bakın hiçbir şeyi değiştirmeyin. Kilo başına 1 grama kadar yağı düşürün. Direkt yağ oranınız düşmeye başlayacak. Kilo başı 1 alıyorsanız da kilo başı 0,5'e kadar düşürebilirsiniz. Ama biz aktiviteler üzerinden gidelim. 10 dakikalık bir kardiyoda ben 100 kalori yakılmasını öneriyorum. Bundan fazlası antrenman performansınızdan çalabilir. Azı da çok az. Yani 30 dakika kardiyoda 300 kalori yakmak idealdir. Akıllı saatle takip etmek biraz daha güzel. Kardiyo ekipmanları çok doğru ölçmüyor. Bir gün dinleniyorsun desek, haftada 6 gün yapıyorsun desek 1800 kalori yapar. 1800 kalori de 200 gram yağ yapar. Yani haftanın 6 günü 30 dakika çok da kolay olmayan bir tempoda kardiyo yaptığında 200 gram yağ yakacaksın sadece. Ya bunu hiç durup hesaplamış mıydınız? İşte o yüzden fazladan yağ yemenin ne kadar saçma olduğunu görüyor musunuz? Ne kadar saçma. Haftada 200 gram ya. Günlük adıma gelelim. Çok da aktif biri olduğumuzu düşünelim ki bu iyi bir şey. 1000 adım 50 kalori civarı. 2000 adım 100 kalori yapar. 10.000 adım 500 kalori yapar. Bir gün yine dinleniyorsunuz desek, 6 gün desek 3000 kalori yapar. Bu da 300 gram yağ falan denk gelir arkadaşlar. Yani 6 gün kardiyo, 6 gün 10.000 adım. Toplam 500 gram yağ yakabilirsiniz. Haftada her şey yolunda giderse o şöyle olmuyor diyenler burada olabilir. Haklısınız çünkü metabolizma adaptif bir şey arkadaşlar. Yani siz az yemeye ve fazla harcamaya başladıktan sonra metabolizma yavaş yavaş adapte olacak. En iyi ihtimalle 500 gram yağ yakabiliyorsunuz bu kadar hareket ettikten sonra. O yüzden diyetteki saçma şeyleri çıkartmak ve aptalca cheat meal'lerden uzaklaşmak çok daha mantıklı. Ve çok önemli şeylerden birisi, diyet bozduğunuzda bunu kardiyoyla tolere edebileceğinizi sanmayın. Hele ki 20 dakika kardiyo falan. Bazen öğrencilerim de yapıyor. Hocam çok fena
patlattım diyeti ama bu sabah 20 dakika ekstradan kardiyo yaptım. Harika. 200 kalori yaktın muhtemelen. Belki 210-220 yakmışsındır. Bu işin %99'u düzgün diyet arkadaşlar. Düzgün diyet. Ondan sonra antrenman vesaire vesaire gelir. Siz ne kadar takviye de alsanız, ekstra kardiyo da yapsanız, çift antrenman da yapsanız, yediklerinizi kontrol etmezseniz adam akıllı bu işi yapamazsınız. Böyle bakarsak da haftada yarım kilo dersek 10 haftada ne yapar? Aslında çok yüksek bir kilo kaybını hedeflememeniz lazım. Biraz da buna değinmek istiyorum. Öyle ayda 10 kilo vereyim, ayda 8 kilo vereyim. Bunun çoğu sudan ve glikojenden gidiyor arkadaşlar. Yani yağ kaybı çok ekstrem hızlı bir şey değil. Ha 500 gram böyle yakıyorsunuz desek, diyetten oluşturacağınız açıkla da beraber işte 200-300 gram da olsa haftada belki hani çok zorlasanız 1 kiloya yakın belki yakabilirsiniz. O yüzden ilk haftalar kilo düşüşü hızlı olurken sonraki haftalar kilo düşüşünü öyle görmüyoruz ve moraliniz bozuluyor. Moraliniz bozulmasın arkadaşlar. İlk haftalar öyle düşer. Sonra bakın yakabildiğiniz miktar burada. Yani biraz matematik hesabı. O yüzden moraliniz bozulmasın, canınız sıkılmasın. Bu yavaş bir iş. Bu yavaş gidecek. Yağ kaybı çok hızlı değil. Ama haftada 500 gram yağ yakabiliyorken bu kadar aktif bir şekilde total yiyeceğiniz yağdan her gün 40 gram eksilseniz haftalık bir 300 gram oradan yağ açığı sağlamış olursunuz. Mükemmel değil mi? Bence mükemmel. Ama metabolizma tabii ki yavaş yavaş bunu yakalayacaktır. O yüzden ne tamamen diyetten kısmak ne de tamamen kardiyoya yüklenmek ikisinin dengesini kurmanız lazım. Bunu da gidişatınıza göre belirleyebilirsiniz. Haftada 1 kilo veriyorsanız arkadaşlar harika. Bunun üstüne çıkmaya çalışmayın. Kas kaybı yaşarsınız. Günlük 2-2,5 gram proteininizi muhakkak alın. Yağlı yağsız kas kütleniz başına. Hepsi tüm tartıya çıktın kıyafetlerinin başına da al protein. 200 gramlık tişörtünün içinde bir miktar protein al. Hesapla. Zararı olmayacak. Haftada 1 kilo veriyorsan 2 ayda 8-9 kilo veriyorsan iyi gidiyorsun. Tamam mı? İyi gidiyorsun. Canını sıkma, moralini bozma, yavaş gidiyorum deme. Yarım kilo veriyorsan haftada yine iyi gidiyorsun. Ve antrenmana yeni başladıysan kas kazanacaksın. Ya bundan daha güzel ne olabilir? Şu an ben kazanamıyorum, anladın mı? Aylardır kas kazanamıyorum. Kas kazanacaksın ve tartıdaki kilon belki düşmeyecek. Canını sıkma, iyi yolda gidiyorsun. Bırak kilon sabit kalsın, görüntün değişsin. Olabilecek en güzel opsiyon. Bundan sonrası kişilerin tabii ki hedefleri ve planlamaları ile ilgili olacak ama bu ilk hesap maalesef 10 hafta boyunca gitmeyecek. Bunun tekrar altını çiziyorum. Metabolizma yavaşlayacak. Metabolizma yavaşladıkça biraz daha kardiyolar zorlayıp biraz daha acıkmanız gerek. Ama ilk haftadan çok böyle kısa mini kat derecesinde agresif bir diyet yapmıyorsanız ilk haftadan böyle her şeyi dibinde başlatmayın. Bununla da ilgili ayrı bir video yapacağım. Umarım planlı programlı gitmelisiniz. Yediğiniz her şeyi tartmalısınız ve haberdar olmalısınız. Umarım kilo verip istediğiniz kiloya demiyorum, istediğiniz görüntüye ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bana destek olmak isterseniz Protein Ocean ürünlerini Grayon koduyla alabilirsiniz. Bazen %20 indirim oluyor bu arada kampanya olduğunda. Hani Grayon kodunu yazmayayım diye düşünmeyin. Bana destek olmak isterseniz. Aynı zamanda koçluklar için siteme bakabilirsiniz. Görüşmek üzere.